showed me, he said, your shirt is good, I don't have it. Yeah, it's hot speech. Very good. A lot of people shut up. Hakikaten çok ilginç bir konuşma. Biz kameraman arkadaşlarımızı da buradan kutluyoruz. Ayaküstü hesap kesmiş. Ayaküstü hesap kesmiş. Feldkaplı enteresan şeyler yapıyor. Atilla abi giden olursa yerine yenileri gelir, onları göndereceğim diyor. Yani Galatasaray'da her gelen ilginç, için bir kişiyi göndereceğim, bir kişi göndereceğim diyor. İlginç operasyonlar oluyor Galatasaray'da. Evet, fakat gelecek hafta ne olacağı belli değil yani. Belli değil. Yani bu şimdi futbolcularla Feldkamp arasında zaten çok güçlü olmayan bağları gevşetir ya da koparır mı? Mesela Sabri olayı. Sadece Sabri ile bitmez gibime geliyor. Yani Sabri takımdan koparsa. Evet. İçeride önemli bir grubun motivasyonu düşer diye düşünüyorum. Fazla da umursamıyor. Yani Feldkamp. Umursamıyor. Zaten umursamak zorunda değil. Umursamıyor. Onun yerine adam alırım, onlar oynar. Peki transfer yoksa gideceğim lafı şaka mıymış? Şakaymış. Ben de Alman olduğu için anlayamıyorum ifadelerinden. Şaka mı, ciddi mi? Evet. Bir nafiyetimiz söz konusu olacak. Vites ne işte? Şu an için öyle bir şey görünmüyor. Vites bir çoğum. Şu an için nedeninde niye öyle bir şey yapalım? Galatasaray'ın futbol şubesi sorumluları teknik direktör Feldkamp'ın dün Sabri için yaptığı açıklamanın ardından bugün bir kez daha masaya oturacaklar ve genç futbolcunun affedilmesi için Alman teknik direktörü ikna etmeye çalışacaklar. Başkan yardımcısı Adnan Polat, yönetici Haldun Üstüner ve futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin Feldkamp'a Sabri'nin hataları olabilir ancak son bir şans verilmesini istiyoruz diyecekleri belirtildi. Ancak Feldkamp'ın Sabri'nin süresiz kadro dışı konusunda ısrarlı olduğu da gelen bilgiler arasında. Yabancı transferinde Ganalı Barusso ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varan Sarı Kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı İsveçli kaleci Isaksson'un kulübü Manchester City'nin tecrübeli kalecinin bonservisi için 1 milyon 750 bin euro istediği, Galatasaray'ın ise ancak 700 bin euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. Bu arada Isaksson'un Sarı Kırmızılı kulübün tüm şartlarını kabul ettiği de öğrenildi. Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Lincoln ve Ayhan'ın Fenerbahçe maçında forma giyebilecekleri açıklandı. Antrenmanlarda oldukça formda görünen Lincoln'un Feldkamp'la görüşerek bu maçta forma giymek istediğini söylediği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Nonda'nın ise tedavisini sürdüğü, hafta sonunda oynanacak derbide oynayıp oynamayacağının henüz netlik kazanmadığı bildirildi.